arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İran, İsrail. Ulan bugün tam WhatsApp Türk grubuna yazdıktan 15 dakika sonra İran'ın İsrail'e saldırması bekleniyor dedim. Yazdıktan 10 dakika sonra İran İsrail'e hücum etti. Bilginiz olsun. Tam 10 dakika sonra arkadaşlar büyük sıkıntı. Bitcoin az önce arkadaşlar 64.400'ü gördü. Çok tehlikeli, çok tehlikeli. Pepe 47'de, Solana beyler yani yok oldu, 130 dolarda. XRP 48 sente düştü. Arbitrum 98 sente şu anda beyler. Lan ne oluyor beyler? Savaş var amına. Tabii ki arkadaşlar şöyle bir durum var. Savaşlar çok kötüdür. Lanet olsun savaşlara. İnsanlık 63 bin mi? Oha amına koyayım, ne oluyor? Oha lan ne oluyor? Lan ne oluyor? Beyler ne oluyor? Lan ne oluyor? Ne oluyor? Abi buraya para aktaralım, durun. Beyler durun, para aktaralım da amına koyayım, ne oluyor şu an burada? Abi ziyan biter, çıkaç kaç bu. Oğlum valla CZM'i özledim ha. Şerefime CZM'i özledim. CZM olaydı. Ulan CZ olaydı, iki al ver yapardı. Eliyle dört mört yazardı, safu mafu yazardı. Piyasayı yükseltirdi ya. Ulan CZ, ulan CZ. Kur'an çarpsın CZ'ni vallahi billahi ya. Bak beyler, Kur'an çarpsın CZ olsaydı var ya, bu savaş. Bak ya, safu yaz CZ, neredesin? Gel oğlum safu yaz, dört yaz, bir şey yaz Allah aşkına, gel şuraya. Beyler vallahi billahi. Arkadaşlar yayını beğenmeyi unutmayalım. Uzun süre yayında kalalım. Bunlar ben sülalesi. Böyle İran'la İsrail savaşıyor. Ben oğlum bugün gruba attım ben. Be Kadir, buraya Red Bull mu dökmüşsün? Ne yapmışsın yarın? Arkadaşlar bugün gruba yazdım. Yaklaşık bir yarım saat önce mi ne yazdım hatta gruba, değil mi? WhatsApp diyor grubuma bir yazı yazdım. Bugün İran'ın İsrail'e saldırması bekleniyor yazdım. 22-28'de yazmışım. Savaş 22-38'de başladı. Hatta 22-39 civarında. Ben yazdım. Bir 12 dakika sonra abi ne oldu oğlum? Tamam biz de ya sabaha karşı saldırmalarını bekliyorduk yani, anladınız mı? Böyle sabaha karşı saldırmaları bekleniyordu. Adamlar sabaha beklemediler, hazırlıksız yakalamak istediler muhtemelen. Çünkü haber yayıldığı anda direkt olarak saldırdılar ve beyler demir kubbeyi delmişler. De, yani İran bir Hamas diye sonuç olarak. İran güçlü bir ülke. Yani ne olacak göreceğiz. Sinek ikili neyse. Beyler yani Borsa İstanbul yatırımcıları dua etsin. Borsa İstanbul kapalı. Açık söyleyeyim. Vallahi billahi. Borsa İstanbul yatırımcıları dua etsin ki. Vallahi hatta şunu tweet atalım. Borsa İstanbul yatırımcıları dua etsin. Dua edin tatil. Hırsı kriptoda çıkıyor. Vallahi billahi Borsa İstanbul yatırımcıları Allah'a dua etmeli ki şu anda tatildeyiz arkadaşlar. İran İsrail savaşı beyler, bu savaş yani bizi çok etkiler mi diyoruz? Ben sanmıyorum kripto paralar çok fazla etkileyeceğini açıkçası. Ya cürümü ne kadar yani, çünkü İran'ın beyler bu savaşı uzatmayacağını düşünüyorum. İsrail tarafında aldı ya sadece. Bu savaşın böyle daha fazla uzayacağını düşünmüyorum, açık söyleyeyim. Yani İran biraz böyle saldırır, İsrail bir karşılık verir. Sonra biter, iki araya girerler yani. İçlerini soğutur iki tarafta, iki taraf bitirir, biter gider gibi. Üçüncü Dünya Savaşı çıkmaz buradan. Sanmıyorum yani. Hacilerle karşı karşıya gelmez buradan. Net. Şimdi burada beyler yani şimdi ben likidasyon verileri çok merak ediyorum. Aklım orada, veriler yenileniyor sürekli. Likidasyon verileri çok önemli. Muhtemelen altcoin'lerin var ya içinden geçtiler. Siktiler muhtemelen altcoin'leri de. Son 1 saatte gelen veri şimdilik 200 milyon dolar. Çok düşük bir veri. Beklenenin altında, beklenenin altında. Ve bu sefer Bitcoin'i 70 milyon doları Bitcoin'de. 37 milyon dolara Ethereum'da şimdiye kadar gelen veriler bu şekilde ilerliyor. Tabii önemli olan
Şimdi yeni lig olanlar, yani son 10 dakikadır lig olanların verisi. Onlara bir kontrol etmek lazım. 60 bini görür mü? Beyler yayını beğenirseniz uzun süre yayında kalmayı düşünüyorum. Beğeni sayısı çok düşük. Sen ne diyeceğim yayını beğenmeniz? Vallahi işlem alasım var. Altcoin'lere de var, Bitcoin'e de var. Ama bir yandan da böyle çok riskli. Aşırı riskli hem de. Ne diyorsunuz? İşleme gireyim mi? Abi Arbitrum'a ne olmuş böyle amına koyayım? Abi bu Arbitrum'un derdi ne? Yani sen Arbitrum bu kadar kendi salmaman lazım aslında. Bilemiyorum. Beyler valla size bıraktım. İşlem alayım mı yoksa hoca risk etme paranı bize de bir ara çekiliş yaparsın mı diyorsunuz? Foxy'in oha Foxy'e bak. Avax 33 dolar mı? Abi nasıl olabilir ya? Ya Bitcoin 30 bindeyken Avax 33 dolardaydı. Oğlum Bitcoin 64 bindeyiz şu an. Düşmüş halimiz. Oğlum Avax yine 33 dolarda. Abi bak bu işte altcoin'ler nasıl eziliyor görüyor musunuz? Bu dominans var ya işte bu dominans. Benim beyler bundan bir 7 ay önceki videom var. Bitcoin 60 bine gittiğinde altcoin'lerinizin yükseleceğini mi sanıyorsunuz? Fed faiz beklentisi adlı videom. Başlığında 35 bin dolar mı geliyor yaptığım video? O videoyu izleyin oradan hani söylüyorum. Beyler Bitcoin 60 bine değil 70 bine de gitse altcoin'leriniz aldığınız seviyenin yarısına gitmez diye. Bir videoma çünkü dominans bayağı ezer bunları diyordum o tarihte. Açıkçası veya burada şu anda volatilite çok önemli. Volatilitenin çok yönü çok önemli. Ve Binance'ın market maker botunda bir hareketlilik yok. Coinbase'in market maker botunda bir hareketlilik yok. Yani borsalar şu an hiçbir şey yapmıyorlar. Alım satım yönünde bir etkileri yok. Açık olsun söyleyeyim. Bilginiz olsun. Ha bunu muhtemelen satanlar şirketleri, küçük şirketlerin portföyünü yönetenler satıyorlar şu anda. Risk almayan şirketler satıyorlar şu anda. Ha, tabii ki şey de olabilir. Acemi yatırımcılar da olabilir. Bunu söyleyeyim. Acemi yatırımcılar da panik yapıp buradan satıyor olabilir ama güçlü bir satış baskısı şu anda yok. Hacimli bir satış baskısı yok öyle diyeyim. Ama sert düşmeye devam edecek gibi duruyor çünkü İran saldırısını devam ettiriyor. Hala İsrail üzerinde hala da atışlar devam ediyor İsrail üzerine. Haberleri ise son dakikadan atacağım dediğim gibi. Beyler ben ulan yazdım ki bu akşam WhatsApp grubuna ya bir oğlum 28 gece yazdım ya 22-28'de. Bu akşam İran'ın İsrail'e saldırması gerekiyor dedim tamam mı? Ya saldırması bekleniyor dedim. Çünkü haberler sızmıştı. Orada da benim tanıdığım bir tane gazeteci var. Hani ben dün de bu konuyla ilgili ona da mesaj attım. Dedim abi Allah aşkına hani bir haber olursa bize de haber ver dedim. Tamam mı? Hani benim haberim olsun ve ona göre ha, işlem al dedim. Abi adam bana şunu söyledi. Dedi ki hani bugün hani genel kurmay oradakinden bahsediyorum. Tabii. Orada genel kurmaydan gelen bilgi hani sızmış tabii ki bu bilgi. Hani saldırı yapılması için hazırlık varmış. Bu gece için. Sabaha karşı. Ben bunu WhatsApp grubumuza attım. Az önce attım. 20-30 dakika oluyor. Ben hani sabaha karşı saldırırlar diye bekliyordum. Benim de planım şuydu. Saat 4-5 gibi size mesaj atarım, yayın açarım. Sabah saat 6 sularında bunlar saldırıya geçerler muhtemelen. Biz de canlı yayında işlem yaparız diye düşünüyordum. Abana koyun mesajı attık. İran bizi mi takip ediyor? Benim WhatsApp grubumdan yani bu İran'ın başbakanı, cumhurbaşkanı. Benim öğrendiğimi öğrenip ne saldırdınız mı? Ne yaptınız amına koyayım? Anladınız mı? Hani ne oldu yani? Ben yazınca ben yazdım 10 dakika sonra savaş başladı lan. Bu ne? Sabaha karşı çıkması gerekiyordu normalde. Yani gelen haber oydu. WhatsApp linki var mı hocam? İlk ses atar mısın? Hocam mesajını alır almaz nakite geçti teşekkür ederim. Abi yemin ederim bak WhatsApp duyuru grubuna yazdım. 10 dakika sonra savaş çıktı bu ne amına koyayım. WhatsApp arkadaşlar sabitlenen mesajda ve ay özür dilerim lan ilk sesi engelledim. Oha ilk sesi banladım. Yanlışlıkla dur. Beyler. Oha en büyük moderatörümü banladım. Oha. Yanlışlıkla oldu ilk sesçim. Tekrardan moderatörsün. Link atar mısın lütfen? Lan yanlışlıkla moderatörü mü banladım? Elim çarptı. Tekrardan link at. Efsaneci boğa gelecek diyor muyuz hala? Diyorum. Ya bu savaş fazla uzun sürmez. Friendly fire. Valla friendly fire beyler. Friendly fire oldu şu an. Yanlışlıkla ekibimizi banladık. Tam açtım banını ya. Şu an banlı değil. Okey. Şu an banlı değil. Attı tekrardan. Arkadaşlar yayını beğenmeyi lütfen unutmayın sizlerden rica ediyorum. Ben de ona göre uzun süre yayında kalıp ve de canlı yayında işlem almak istiyorum açıkçası. Siz yayını beğenirseniz işlem alacağım böyle söyleyeyim. Arkadaşlar likidasyon verilerini bekliyorum dediğim gibi son bir tur yenileme attım. Beyler 300 milyon dolar. Buna koy. 300 milyon dolar bir likidasyon var ve İran hala vurmaya devam ediyor. Dedim ya haber kaynağıma mesaj atacağım. Orada arkadaşlar genel gazetecilerden tanıdıklarım var. Hükümete yakın tanıdığım bir kişi var. Oradan bilgi gelmişti. Ben de gelir gelmez bilgiyi size attım zaten. Acaba
Ya muhtemelen bir tek bana gelmemiştir bu bilgi. Ya zaten orada ordunun kulağına gitmiştir haberin yayıldığı. O yüzden savaş başladı bence. Sabaha beklemediler. Çünkü dediğim gibi sabah saldırması bekleniyordu aslında İran'ın. İran normalde sabaha karşı saldıracaktı. Benim de planlarım hazırdı. Size ne güzel surprise yapacaktım sabah. Ama olmadı. Vallahi olmadı yani. Yapacak bir şey yok. Neyse canımız sağ olsun ya. İşleme girmedik. Gireriz ama. Sıkıntı etme. Valla beyler dolar TL çok soruyorsunuz. Abi yani doların yükselmemesi için bir sebep yok şu an ortada. Dolar zaten enflasyonumuz bok yani kötüydü. Daha da kötü gidiyor. Yapacak bir şey yok. Hocam short girelim mi demiş. Böyle ben short girmem. Yani short'un riski yüz, yani shortla long %50 %50 riskli değil arkadaşlar. Bilmeyenlere söyleyeyim. Ya yani short'un riski long'un riskine göre %70 bence. Leak olma ihtimali. Abi short'un bir sınırı yok anladın mı? Buradan bir geri döner boku yedin yani. Geri döndü mü boku yedin buradan. Ya çünkü seni leak etmeden durmazlar. İstediğin kadar marjin ekle. Örnek Avax'tan verelim. Ekranda Avax açık. 32 dolardan shortladın. Avax geri döndü 35'e gitti. 45'e gitti 50'ye gitti. Düzeltme yaptı 40'a geri döndü. Ne yapacaksın? Düzeltmesi bile 40'a geri dönmesi diyelim ki. Hani düzeltmeyi bahsediyorum. Sonra tekrardan yükselmeye devam etti. O kadar funding fee ödeyeceksin. Ve bir daha geri dönmeme ihtimali var. Şimdi buradan boğa başladı. Gitti zirvesini yaptı. 250 dolar, 300 dolar. Düştü dibini yaptı. 80 dolar, 70 dolar. Ne yapacaksın? Ömür boyu bu pozisyonu tutamazsın elinde. Zararına da kapatmak yanlış olur. Anladın mı? Short işlemi aynı değil. Mesela long'a öyle değil ama. Long'da diyelim ki açtın. Elinde 2 ayda tutsan o geri dönüyor bir şekilde. 3 ayda tutsan geri dönüyor bir şekilde buralara. Birayı test atar çıkarsa ama short aynı değil. Ben yani short açma tarafı değilim derken beyler beyler İsrail oğlum ne oluyor oğlum ne oluyor kardeşim ne oluyor valo ne oluyor gün döndü geceye yavrum gelmedin sen ah gelmedin yolunu gözledim durdum. Dönmedin sen ah dönmedin. Wee 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 ben öleyim lo. Wee 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 ben öleyim lo. Yapma ceze yapma ne olur. Bitcoinlerini satma ne olur. Benim yatırımcılarım daha ev araba alacak. Lütfen Bitcoinlerini satma ne olur. Yapma ceze yapma ne olur. Bitcoinleri satma ne olur. Benim yatırımcılarım vallahi daha ev araba alacaklar. Kurban olayım yapma ne olur. Uy ben öleyim lo. Uy ben öleyim lo. Şarkı söyledikçe daha da İranım sen saldırma ne olur. Dur ben öleyim lo. Uy. Oha amına koyayım beni 9.000'e satış emri veren piçkim. Lan ne oluyor? Oğlum bu volatilite ne? Oğlum CZ'nin pornosu mu çıktı? Oğlum ne oluyor? A bak sen niye 28'e düştün? Ne oluyor? Bitcoin kendine gel. Baba sana ne olmuş Bitcoin? Bitcoin sana ne olmuş baba böyle Bitcoin? Pepe sana ne olmuş kardeş? Oha amına Pepe niye 130 düşmüş? Pepe sana ne oldu baba? Pepe sana ne olmuş böyle? Doge sana ne oldu baba? Doge sana ne olmuş böyle? Ena kalk kurban olayım. Arbitrium konuş. Kurban olayım. Konuşsanıza lan kalkın ayağa. Aptos. Bir şey deyin oğlum. Kalkın eylem yapalım. Bir şey yapalım beyler. Oğlum ahbarla nereye kadar kalkın. Kalk bir şey yapalım. Beyler ne oluyor? Niye böyle oluyor? Millet stoptan ilk o amına koyayım. Beyler şimdi o zaman sıra bende. Relax olur. Relax. Beyler yayını beğenin. Canlı yayın. Bana yakışanı yapayım. 500 bin TL'lik işlem açayım. Bak bu volatilitede var ya millet spotta alım satım yapmaz. Götü yemez. Ama ben efsaneyim amına koyayım. Beni bilirsiniz. I am king is back yani anladınız mı? 500 bin siz ikinizden değerli mi? Basarız ya. Siz yayını beğenin oğlum rahat. Beğen yani. Beğen kardeşim güven bana ya. Beğen amına koyayım ya. Beğene bas ya. Beğene bas. Sikelp işlem görün ya. Rahat olun. Oğlum ben buradayım lan. Rahat olun lan. Kalkın ya. Kalkın eylem yapak izlemeyelim lan.
Abi şort aç. Lan ne şortu? Açarsam long açarım. Bak öyle bir yerden longlarım ki bir dakikada 10 bin dolar alı çıkarım. İzleyin beni. Be oğlum ne olmuş lan? Sen bana falloş olmuşsunuz lan. Yayını beğen kardeş. Oğlum bak erkekliğiniz biter ha. Yayını beğenin böyle günlerde benden bir şeyler kapın oğlum. Bak şu an var ya piyasa tam kurt. Tam benim istediğim hava. Abi bana böyle gel. 70 binde yatay gideceğine 50 bine düşsün amına koyayım. Her zaman söylüyorum ben. Düş oğlum. Anladın mı? Şimdi böyle operasyon vakti. Yani no risk no Ferrari. Anladın mı? No risk no Ferrari. Evet bir Ferrari arabası bir Ferrari parası kaybedebiliriz şu an fark etmez onu söyleyeyim. Ama sıfırdan bir Ferrari parası da kazanabiliriz dediğim gibi. No risk no Ferrari beyler. O yüzden ya riskimizi alacağız bir Ferrari'mizi kazanacağız bir tane daha ya da köyümüze gideceğiz avradımızın dizinin dibinde oturacağız. Avradımız da yok artık ne yapacağız bilmiyorum. Beyler birazdan güzel bir ikiz alacağım. Şimdi valla 1 milyon mu açsam 2 milyon mu açsam bilmiyorum ama bir yandan da hoca götünü başına ayrı oynatma diyorum kendi kendime. O kadar riske de gerek yok diyorum. Sizin de fikirlerinizi almak istiyorum arkadaşlar. Çok yüksek risk almadan az riskli işlemler de yapabiliriz. Yani 100-200 bin lira da basabiliriz sonuç olarak şimdi değil mi? Ama bir yandan da 100-200 bin bizim dişimizi kavuğuna yetmez diyorum. Bizi kesmez diyorum. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Oğlum burası niye 25 milyona düşmüş? Burada ne oluyor burada? Ne oluyor burada oğlum? Ne lan bu rezalet? Bu para ne oğlum burada? Ceze. Ne lan bu rezalet? Kanka şu an bu İran bizi de siker girmeden. Ulan İran kimi sikiyor rahat olsan oğlum ben buradayım. Ben. Rahat ol. Böyle şaka bir yana valla espri yapmayacağım artık. Oğlum ben böyle arkadaşlar böyle piyasaları kurduyum ben. Yemin ederim rahat olun. Yani her zaman söylüyorum. Bitcoin 70 binde sabit gideceğine düşsün amına koyayım. Yerle bir olsun. Ben böyle piyasa seviyorum bak. Açık söyleyeyim. Yemin ederim benim yani şu an benim günüm. Rahat olun. Relax olun. Siz işlemlere girmeyin. Burada izleyin. Size ben böyle terapi gibi işlem yaptıracağım. Ha bir dakikada bütün şeyimizi de kaybedebiliriz. Mesela 10 bin dolar mı bastık? Bir kere de 10 bin elimizi abi sikip gönderebilir. O da olabilir. O da olabilir. Bak söylüyorum şimdiden. Hani kendimden eminim. Evet ama yani riski almayı seviyorum ben. Beni bilen diyor. Ben risk almayı 10 bin dolar aktaralım buraya. Fazla da bokunu çıkarmayalım. 62 binde Bitcoin. Ya kendisi şöyle birazcık daha geri atsın. Bir kral görün yani şimdi. Beyler risk. Adam 3 milyon TL zarar etti onda. Ya siker lan o 3 milyonu burada. Ne yapacağım 3 milyonu? Beyler bu spotta giden 3-5 milyona takılmayız. Bu arada 3 milyon mu sanıyorsunuz siz zararı lan? Bu Kontiyar'daki cüzdan. Sizin gördüğünüz cüzdan bu 3 milyon. Beyler valla düşüşler fakiri etkilemiyor. Zengini etkiliyor ben size diyeyim. 15 dakikada zararı. Abi beyler rahat olun. Ya abi kazandığımızda nasıl ki götü başı ayrı oynatmıyorsak kaybettiğimizde de zırlamak yok yani anladınız mı? Şuraya bir 10 bin dolar aktaralım biz. Rahat olun. Tamam beyler ben de güvenin. Güvenin bana bırak. Sakin ol bana güven. Bana güven. Sakin olun. Şimdi. Sen ne durumdasın birader? Senin amana neyse seni buradan çıkaralım. Şimdi. Ayet. Lan ya lan Allah kahretsin. Ben dolar kaç para oldu merak ettim. Dolar TL kaç? Dolar TL kurunu merak ediyorum. Dolarda bir hareketli göstergeler doları şimdi. Evet beyler Bitcoin'e baktığımızda 62.400 git gel yapıyor. Böyle bir tur daha sikerler mi diyorsanız sikebilirler bir tur daha düşürebilirler. Ama ne kadar biz korkarız ki düşmesinden. Yani ne olabilir ki bizim için? Aç gitsin long amına koyayım ya. Aç 112'si ya. Aç. Korkma ya. Bize koymaz beyler. Yapıştırdık lan. Hadi Bremen hadi. Beyler beni var ya 1 saniyede sikebilirler. Bak 1 saniyede bak 1 saniye. Aa 1400 dolar zarar, 1600 dolar zarar, 700 dolar zarar. Oha ne oluyor? 800 dolar zarar. Kardayız, zarardayız. Bir yerlerdeyiz. Anlamıyorum. Böyle bir şeyler dönüyor valla burada. Valla böyle cezenin pornosu çıkabilir her an. Kar al fiyatımızı. Şuraya belki anlık bir fitil atarsa 800'e diye kapatsın 2000 dolar kar veriyor. Gitmez de beyler bizi sikecekler gibi. Evet oha. Subhanallah, Rahmanallah, tüm dertlere dermanallah. İsmi bera aleyke ya Habiballah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmettin.
Bela Fatiha okuyun. Beler, beler, naz, felak ne varsa okuyun oğlum. Neredesiniz? Müslümanlığı. Allah rızası için ne varsa okuyun. Evet. Canlı yayında 115x 10 bin dolar. Ya 10 bin dolar değil, 300 bin TL yazdım, çok görürsün 15x. 300 bin TL long açtım. Risk budur. No risk, no Ferrari. No Ferrari. Bakalım. Vallahi beyler, no risk no Ferrari diye bizi sikecekler birazdan. Onu söyleyeyim ben size. Bitcoin. Canlı analiz ve işlemler için hoş geldin. Arkadaşlar bu işlem kâra zor geçecek gibi duruyor. Evet, 1000 dolar kar. Oo, 1300 dolar kar. Kapat, 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 kapat. Devam, devam beyler, devam. Bugün abi bak, bana böyle gel ya. Bana böyle gel, amına kodumun piyasası. Bana böyle gel işte. Bana böyle gel. En sevdiğim piyasaya. Sikin birbirinizi. Düş amına kodumun Bitcoin'i. Düş. Düş. Anladın mı? Düş amına kodumun. Yerle bir ol ya. Abi bu ya işte. Kurt burada amına koyayım. Böyle 1000 dolar aldık, rahat olacağız, bir daha gireceğiz. Oğlum bu, bu, anladınız mı? Rahat, relax. I am kripto efsanesi amına koyayım ya. Rahat olun amına koyayım. Durun beyler, durun, sakin, sakin. Oğlum bana böyle gel piyasa, daha da sert düş. Daha böyle volatili de yükselmesi lazım beyler. Benim böyle ateşimin çıkması lazım, anladınız mı? Böyle ateşimin çıkması lazım. Bana böyle gel ya. İnşallah kar olur yazacak, vurdu bile kral. Oğlum tweet'e atana kadar kar ettik bile lan harbiden. Beyler bu kadar. Relax. 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 Şşt. Biraz daha regl oldum diye tweet atar. 1300 dolar kar aldık bile. YouTube'e kripto efsanesi yaz, canlı izle. Beyler Allah'a şükür canlı yayınlarda hiç leak olmuyoruz. Fark ettiniz mi? Abi bokunu çıkarıyorum artık. 115x'ler, 70x'ler, 10 bin dolar basıyoruz, onu basıyoruz, 500 bin TL basıyoruz, 600 bin basıyoruz. Gene de likit yok amına koyayım. Fark ettiniz mi? Gene de leak olmuyoruz ha. Fark ettiniz mi? Fark ettiniz mi arkadaşlar? Gene de leak olmuyoruz ha. Gene de Allah yardım ediyor. Tabii maşallah. Abi beyler peki bu spottaki bu nedir oğlum yani? 25 milyon 642 bin oğlum. Yani CZ'nin pornosu mu çıktı? Bela bir tur daha giriyoruz. Hadi bir daha düşüyor. Hadi. Hadi koçum. Hadi koçum. Hadi koçum. Bela bu arada 4000 dolar zarardan. Bir dakikada nasıl geçti kâra, gördünüz mü? 1300'e. Hadi oğlum düş 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 düş. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Düş oğlum. Düş. Düş lütfen düş. Gel buralara. Gel baba. Gel. Gel. Gel bana. Gel. 61500'e düş kendini. Düş. Bela 61500 çok güzel bir seviye. Eğer oraya minik düşük yaparsam. Anlık dump yerse girmek yok. Minik bir düşüş yaparsa böyle geri çekilerek gelir, sonra fitili vuracağız oradan, alacağız yukarı doğru. Ama sert düşerse bokoto yemiş şişko, bunu söyleyeyim direkt. Yani hiç riske gerek yok. O yüzden sert düşerse de dediğim gibi 1000 dolarımızı aldık, 11.300 dolar yaptık portföyümüzü. Şimdiden gayet iyiyiz, gayet iyiyiz. Birazcık daha yükselirsek, pardon biraz daha düşersek tekrardan gireceğim. Eğer bu direkt yükselişe devam ederse altcoin'lere kovalayacağım. Altcoin'lerde dominansın ezemediği altcoin'leri, market maker'ların desteklediği bir altcoin'i yakalayıp onda da işleme gireriz. Çok da iyi olur, çok da mantıklı olur. Beraber de adil fiyat ile olması gereken fiyat arasında 20 dolarlık bir fark var şu anda. MXJ'de bu birazcık, ya MXJ genelde böyle açıkları vermez. Şu an burada bir açık var. 20 dolarlık bir fark var. 22 dolar hatta, evet 22 dolarlık bir fark var beyler MXJ'de. Binance'da ne kadar fark var bakalım. Benim telefonumda bu arada Binance yok, beni banladıkları için göremiyorum. Binance TR ve Binance Global'i kullanmam yasaklandı benim. Binance'ın Global'ine girelim ben bilgisayardan bakayım. Acaba Binance'daki fark ne kadar? Beyler dedim maşallah 1000 dolarını çok güzel yerde aldık. Tam bak, tam dipten kapatmışız, görüyorsunuz mu? Allah yardım etti işte. Neyse dur. Arkadaşlar bekleyin, sakin olun, relax olun. Heyecan yok, panik yok. Binance'daki adil fiyat verisini merak ettim sadece. Orada ne kadar bir fark var? Hemen onu göreceğim. Evet, MXJ 20 dolar fark verdiyse Binance çok daha yüksek vermiştir diyorum. Binance'da 130 dolar fark var adil fiyatla gerçek fiyat arasında. Evet. 130 dolar fark var. Aynen öyle. 130 dolar. Binance'ın adil fiyat ve gerçek fiyatı arasında 130 dolar fark var. Aman akım, biz burada 20 doları beğenmiyoruz. Fark ettiniz mi?
Biz buradaki 20 doları beğenmedik. Binance'da 130 dolar neredeyse, hatta 140 dolara yakınını edelim. Biz düz söyleyeyim 130 dolar. 130 dolar bir fark var Binance'ın adil ve gerçek fiyat arasındaki farkı. Yazık. İnsanlar orayı kullanıyorlar hala. MX'de kod atar mısın demiş. MX'de direkt sana link atayım kanka. Ajans linki var bende çünkü direkt. Buyur atayım arkadaşlar. Benimki şey, dünyanın en büyük ajansı, oradan kaydolup işlem yaparsanız 10.000'de bir komisyon kesiyor. Binance 10.000'de 6. Adil fiyat ve gerçek, beyler, adil fiyat ve gerçek fiyat sizin likidasyonunuzu tetikleyen şeyler. Ben hani her zaman diyorum ya, benim işlemlerim normal işlemlere göre daha geç likit olması sebebi MXC diye. MXC bizim adil ve gerçek fiyat dengemizi koruyup üstüne bizim margin fiyatımızı düşük tutuyor beyler. Yani likidite fiyatımızı düşük tutuyor her zaman. İşte bu yüzden. Anla, kullanıcı dostu böyle oluyor. Bilmeyenlere söyleyeyim. Tabii ki arkadaşlar, yine isteriniz borsayı kullanın da hani ben burayı kullanıyorum. Kafanıza göre takılın. Beni ilgilendirmiyor amına koyayım. Ben hani akıl mantık, bize ajans olarak indirim yaptıkları için de buradayız. Dediğim gibi Binance benden 10.000 dolar komisyon alıyorsa, bunlar benden yani Binance'ın 10.000 dolarına karşı 1.500 dolarlık komisyon alıyor. Ben niye abi aradaki farkı niye Binance'a ödeyeyim ki? 9-10 bin dolar bir para neredeyse. Ama mesela böyle volatil günlerde MX'e çok işim yarıyor, bak gördünüz. Evet, biraz düşmesini bekliyorum. Eğer düşerse bir daha gireceğim. Düşmüyor ama. Oy, emirleri tam alıyor bu arada. Oha. Güzel. Beyler, emirleri full alabiliyoruz. 115x'te 11 bin dolara long açtırıyor. Çok güzel. Birazcık daha düş. Ama anlık düşme lütfen. Geri çekil. Yavaş yavaş geri çekil. Sonra ben gireyim. Lütfen yavaş yavaş geri çekil. Hadi oğlum. Ne olur yavaş yavaş geri çekil. Bir kere de düşme. Lütfen yavaş yavaş geri çekil. Beyler, muhtemelen Amerika falan açıklama yaptığında büyük bir dump yiyeceğiz. Onu yemeyelim. Yavaş yavaş geri çekilelim. Ben buradan longlayayım. Düş düş lan düş. Lan düş. Düş düş. Beni işleme al. Düş. Heh. Düş düş. Düş koçum. Hadi. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Birazcık daha gerile. Birazcık daha gerile. Birazcık daha lan gerilesene amını. Ha tamam. Biraz daha gerile. Grafikle kavga edeceğiz neredeyse. Beyler, sakin olacağız. Dönüş sinyalini gördüğümüz anda yapışacağız. Rahat olun. Ama erkenden dönme. Ama oradan dönme. Oradan dönme. Olur mu birader? Oradan dönme. Geri gelmen lazım. Hadi. Beyler, geri dönüş sinyalini yakalamayı bekleyeceğim. Altı atarsa kendisini. 61.500 civarını gördük ama burayı ben böyle birazcık şurada akümüle kendisini düşmeden, yani fitil atmadan burada takılıp yukarı doğru sinyali gördüğünde vurup gireceğim işleme tekrardan. Şu anlık onu bekliyoruz. Maalesef bunu yapmıyor. O yüzden biz tabii ki bekliyoruz hala. Aldığımız o 1000 dolar karımızı geri vermeye niyetimiz yoktu. Yani 10.000 bastık, 11.300 yaptık. Onu güzel bir şekilde tam dipten yakaladığımız yerden vuracağım Allah'ın izniyle. Onu bekliyorum. Beyler, bu arada hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben her gün canlı yayınlarda işlem yapan birisiyim. Kaldıraç işlemler yapıyorum. Bilmeyenlere söyleyeyim. Bugün piyasa çok riskli olduğu için büyük işlemler açmıyoruz. 300-400 bin TL maksimumu. 300-400 bin TL'lik işlemler açarım. Normal şartlar. Oha amına, burada 1 milyon TL daha eridi neredeyse. 1 milyon TL daha eridi. CoinTR portföyümüzde. Çünkü merak ettim. Bekleyin bir. Ana MXC portföyümü merak ediyorum. Ne kadar bir işlem zarardı orası. Oha amına koyayım. Spot'taki Bitcoin'lerimize bak. Yemin ederim var ya, piyasa zenginleri vuruyor harbiden bak. Piyasa yemin ediyorum zenginleri vuruyor. Fakir. Sıradan Karbo Çinko vatandaşın ya da yatırımcının zaten piyasada bir alakası yok. Bu arada arkadaşlar, son 1 saatte yaklaşık 600 milyon dolar likettiler. Hatta tam verileri söyleyeyim. 571 milyon dolar likettiler. Bunu 519 milyon dolar long pozisyonlara, 51 milyon dolar da short pozisyonlara da gerçekleşti. Likidasyonların beyler büyük bir kısmı Bitcoin'e gerçekleşti. 235 milyon dolarlık bir likidasyon var. Lütfen buradan geri dönme. Bizi işleme almadın. Ne olur geri dönme. Biz girmedik daha. Biz girmedik. Aman evladı, biz girmedik. Şuraya gelecektin. Beyler, beklediğimiz yerin tam dibinden döndü. Yani mesela buradan girseydik burada kapatırdık. Açık söyleyeyim. Çok da güzel kapatırdık. Çok güzel olurdu bizim için. Çünkü evet, %2'lik bir yükseliş var. Biz 115x giriyoruz. Yani %200 civarında bir kar edecektik. Ya 4000 dolarımızı 8000 dolar yapabilecektik. Çok hemen böyle tek anında. 4000 dolar basıp 8000 dolar kar alacak. Toplam 12 bin dolar civarında. Eklediğimiz 8000 marjinde bize, yani paramız 20 bin dolar olacaktı. Eğer ne kadar? Beyler, sadece 100 dolar daha geri çekilseydi işleme giriyorduk. Bak, 100 dolar daha geri çekilseydi, yapmadı onu. Bir daha bekleyeceğim. Dediğim gibi acelemiz yok. Mantıklı işlemlerimize girelim. Buradan tepki alacağı zaten belliydi ama biz birazcık daha altını bekledik. Orada bir hata yaptım. Tam dipten vurmak istedim. Volatil günleri seviyorum dediğim gibi.
Bu günler benim kurtulduğum günler. Ha bunu piyasa bela. Burada lig olabilir miyiz? Evet, en fazla 350 bin TL'miz gider. Sikimiz de mi değil, onu da söyleyeyim. Bilginiz olsun. Ya zaten açtığımız işlemlere bak. 100x, 70x anladınız mı? Hani bunu kim yapar yani? Anladın mı? Dünyada böyle işleme giren manyak mı var bizden başka? Yok. Hatta sizin için 200x bile girelim istiyorsanız. Rahat olun yani. Sizi isteyin yeter beyler. Problem yok. Arbitrium bitti. Arbitrium'a ne oldu? Gayet başarılı, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Arkadaşlar dediğim gibi ben bu işlemleri zaten canlı yayınlarda giriyorum. Ve serden bir ricam var. Şu an arkadaşlar yani izleyen 1300 kişiye söylemek istiyorum. Saat 11.30 beyler ben rahat rahat keyfi o oyun oynarken bu işlemlere girebilirdim. Eğlenebilirdim, uzanabilirdim. Sizler için burada bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Allah razı olsun anlatıyorum. YouTube'dan herhangi bir gelirim yok. YouTube'da reklamlarım kapalı, katılım butonum kapalı. Süper chatim kapalı. Üzerinizden hiçbir şekilde para kazanmak istemiyorum. Allah zaten böyle bir duruma düşürmesin beni. Çünkü burada para işlemlerimden para kazanabiliyorum. Serden bir ricam var, yayını beğenmeniz. O da daha fazla kişiye önerilmesi için kanalımın. Başka hiçbir isteğim yok. Bilginiz olsun. Kanalıma abone olacaksanız da bildirim zilini açın arkadaşlar. Çünkü YouTube benim bildirimlerimi size atmaz. Abone olun demiyorum. Abone olmak isteyenler sadece bildirim zilini açsın. Beni izlemek istemeyen zaten abone olmasın. Problem yok. Dediğim gibi arkadaşlar sadece beğenmeniz yeterli. Sol yatalak oldu. Oğlum ne diyorsunuz bir bakayım. Bunlar nasıl tabirler amına koyayım. Yayını beğenmeyen ılıktır dedim. Bilmiyorum, nefes alarak konuş, ne dediğini anlaşılmıyor. Kanka zaman çok önemli ya. Valla hızlı hızlı anlatalım. Evet. Beyler sormak istediklerinizi bana hemen hızlı hızlı sorabilirsiniz. Onlara da cevaplayayım ayrıca. Bitcoin çakılıyor. Evet. Amerika açıklama yaptı demiş. Beyler o Amerika'daki açıklama gördüm, bunu beklemiyoruz. Reis kripto piyasasındaki en botun yetmeyecek adamsın be demiş. Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Donum nerede gören var mı? Görmedim kanka. Nerede çıkartıyorsun? Aptos ya buldu. Abisin bu yorumlar efsane ya. Hocam WhatsApp'tan bildirim gelmiyor ki bize demiş. Beyler vallahi bak WhatsApp'a saat 22.28'de mesaj attım. Dedim ki abi İran'ın bugün İsrail'e saldırması bekleniyor yazdım. Oradaki dediğim gibi bir tane gazeteci bir abimiz var, hükümete yakın. Askere, genel kurmaya yakın bir abimiz vardı gazeteci. Ben de ona mesaj atmıştım dünkü bu muhabbetlerden sonra. Abi bir durum olursa beni bilgilendir. Ben hani önceden yayın açayım dedim. İnsanlarla birlikte işleme girelim canlı yayında diye. Adam bana dedi ki hani bugün sabaha karşı İran İsrail'e saldıracak dedi. Ben de onu hani net bir şekilde yazmak istemedim. Bu sabah İran İsrail'e saldıracak diye bekleniyor yazdım WhatsApp duyuru grubumda. La ben tweet'i yazdıktan 10 dakika sonra savaş başladı amına koyayım. Hani İran beklemedi bile. Yani normal şartlarda sabaha karşı yayın açacaktım, çok güzel. Ama neyse, sıkıntı yok. Saldırmasaydı düşer miydi? Düşmezdi oğlum, saçmalama. Şu an bu düşüş saldırı olduğu için düşüyor beden. Ya saldırmasaydı düşer miydi ne demek? Saldırmasa düşmezdi elbette. Hangi uygulamayı bu demiş. Böyle bu ha hangi borsa diye soruyorsan MX'ye. Ben MX'ye kullanıyorum arkadaşlar. Onlar savaşıyor, bombaları bizim cüzdanlar yemiş demiyor. Beyler şimdi sadece siz yemediniz bombaları. Bütün global piyasalar bu durumdan etkileniyor. Allah'tan Borsa İstanbul kapalı. Çünkü Türkiye'deki yatırımcılar kadar panik bir yatırımcı yok. Muhtemel senaryo Borsa İstanbul. Yani eğer şöyle söylüyorum, normal gün olsaydı. Mesela bugün salı olsaydı, herhangi bir tatil olmasaydı. Sabah uyandınız ya çarşamba ya. Sabah beyler devre kesmeye bir başlardı muhtemelen. Devre kese kese. Muhtemelen beyler 2 hafta boyunca hiç devreler kes, yani sürekli devre kesilirdi. Asla işlem yapamayacaktınız. Borsa İstanbul'da sürekli devre kesilirdi. Allah yardım etti. Bunu söyleyeyim. Borsa İstanbul'da yatırımcılarını Allah korudu, açık söyleyeyim beyler. Çünkü Türkiye dünyadaki en panik yatırımcı topluluğu olan yer. Bunu ben demiyorum. Veriler söylüyor bu arada. Hani bu laf değil, verilerden bakabilirsiniz. Bir de özellikle Borsa İstanbul'da yatırımcılar daha panik. Yani Allah korusun, büyük bir facia olabilirdi Borsa İstanbul'da. Dediğim gibi arkadaşlar Allah Borsa İstanbul'da yatırımcılara merhamet etti. Açılınca coşar borsa. Hayır beyler, ben şöyle söyleyeyim. Bu savaş muhabbeti fazla uzamaz. İran bir tokat atar, İsrail bir tokat atar. Sonra Amerika iki tarafın kulağını çeker. Hadi öpüşün barışın der, muhabbet biter. Rusya da garantör olur. Anladın mı? İki taraf araya girer, barıştırırlar. Buradan bir üçüncü dünya savaş çıkmaz. Boş muhabbet bu, anladınız mı? Boş muhabbet burası şimdi. Şimdi beyler valla işleme girelim, hadi biz de çok boş yaptık, çok konuştuk. Bu arada long pozisyonları aşırı şekilde büyüyor. Neden? Ama neden? Beyler herkes long açıyor bu arada. Şu anda açılan toplam tahvil miktarını size aktarayım. Bekleyin arkadaşlar. Toplam açık faiz işlem olarak, işlem büyüklüğü söylüyorum. Toplamda 530 bin dolarlık, pardon toplam 530 bin bitcoinlik long ve short pozisyonu mevcut. Bunların 111 bin bitcoin adedi büyüklüğünden bahsediyorum. 111 bin bitcoin büyüklüğü
Binance'da bilginiz olsun 67 bin Bitcoin'lik Bybit'te var. Bitget'te 52 bin Bitcoin'lik. OKX'te 44 bin Bitcoin'lik işlemler açılmış durumda. Abi piyasa yani sıkıntıda valla şu an. Açık söyleyeyim beyler, bayağı bir likidasyon alacaklar gibi. Aslında iyi bir şey bu spotta bekleyen kullanıcılar için. Bitcoin battığınız zaman düşmedi de. Yani Orta Doğu'daki en büyük iki ülke, biri İran biri İsrail, güç olarak bahsediyorum. En güçlü iki devlet karşı karşıya geldi. Hatta biri diğerine füze saldırısı yapıyor şehir merkezine. Baktığınız zaman Bitcoin pek de bir şey düşmedi yani. Değil mi? 67'den geldik 62'ye işte. Pek de bir düşüş yok gibi yani. Korona düşüşüne bakınca hiçbir şey bu. Tabii ki de beyler o oğlum, ona kıyaslamayın bile. Korona düşüşü, böyle koronadaki o düşüşü hayal edemezsiniz. Yani o zamanı yaşamayanlar Allah yaşatmasın. Yaşamadıysanız Allah yaşatmasın. Abi korona düşüşüyle bu kıyas kabul etmez yani, anladınız mı? O zamanki düşüş farklı bir şeydi. Burada öyle bir düşüş yok. Böyle %50 erimişti abi her yer. Baksana hani şu an en baba düşen Pepe, o da %20 düşmüş. En baba düşen Pepe. Arbitrium ne kadar düştü onu merak ettim. Aptos %20 düşmüş. Arbitrium nerede? Oğlum Arbitrium nerede amına? Ha. Arbitrium da %18 düşmüş. Aynı işte. En baba düşenleri %21 düştü. Ya pek de bir düşüş yok yani. Anladınız mı? %50 düşmüştü bütün piyasa. Altcoin'lerin hepsi %50 düşmüştü koronada. Hatırlıyor musunuz? Abi fitillere bak demiş. Beyler fitiller... Fitil kovalayalım okey. Beyler spam atmazsanız iyi olur. Arbitrium şehit oldu amına koyayım yazmış. Tövbe bismillah. Oğlum neler diyorsunuz? Arbitrium Müslüman mı? Arbitrium Müslüman mı oğlum? Müslüman şehit düşer. Beyler valla bu arada bu bizim portföyümüzde hiçbir erime yok ha. Hala 25 milyon 600 bin baksanıza. Uslu uslu duruyor bizim buradaki CoinTR'daki portföyümüz. Ama böyle MX'deki portföyümden bahsetmek istemiyorum. Buranın toplam bakiyesi kadar zararda amına koyayım orası. Oha. Oha. Beyler MX'ye girip MX'yi açıp çarpılıyorum beyler genelde. Bakmak istemiyorum. Ha bu arada dedim arkadaşlar. Sıkıntı yok ya. Ya beyler spot kullanıcılar bir kere burada bir sakin olsunlar. Spot kullanıcısı ilgilendiren bir durum yok ama kaldıraçtaki kullanıcılar eğer leak olduysanız geçmiş olsun beyler, yapacak bir şey yok. Evet. Beyler risk alma diyorsunuz bana, fark ettim ama risk aldığımız bir risk yok. 400 bin TL falan basıyoruz kaldıraca. Yani arkadaşlar şimdi portföyümüzün büyüklüğüne göre baktığımızda 400 bin TL bir sikimiz değil bizim. 11 bin dolar basıyoruz, anladınız mı? Şey 11 bin dolarlık işlemler. Ve bakın arkadaşlar tam dediğim yerin üstünden döndü. Fark ettiniz mi Allah aşkına? Şu yayını kaç dakika geri alın biliyor musunuz? Bak. Beyler 23-24'de alın yayını. 23-24'de hatta 23-22'de. Yeni gelenler yayını 23-22'ye alın bir. Bak. Orada söylediğim ulan 61 bin ya sen geldin 61.230'a. Lan niye kendini 61.150'ye atmadın ya? Böyle şuraya girseydi işleme giriyordun. Bak şuraya gelseydi. Beklediğim seviye burasıydı. Tam dibi. Dipten geri döndü. Şu destek bölgemiz. Ben çünkü burayı test edeceğini biliyordum. Ama yedirmediler orayı kimseye. Buradan tek mumda yukarı çıkardılar. Bir daha da orayı göstermediler. Göstermezlerdi de zaten. Yani 1000 dolarlık spotta bir yükseliş oldu buradan. Şuradan ben girseydim. 100x işleme giriyoruz bir de. Baktığınız zaman. Yani 10 bin dolarımız 25 bin dolar civarında bir para olacaktı. Ama yapacak bir şey yok tabii. Dışarıda kalmak var. Dolar artıyor. Beyler dolar artsın bir zahmet. Beyler bir daha geri çekilirse bu destek bölgesinden girilmez. Onu söyleyeyim. Yani şöyle diyeyim. Bir daha hani hocam düştü bu seviyeden girilir mi diyorsanız hayır. Bir daha düştü bu seviyeden girilmez. Çünkü muhtemelen o destek bölgesi bu sefer paramparça eder geçer alta doğru. Alta doğrudan bahsediyorum. Desteğini kaybeder. Bir daha burayı test eder. Ederse yeni bir destek bölgesi arıyorsanız da birader yeni bir destek bölgesi tam 59 bin psikolojik destek bölgemiz 60 bin yani. Orası da psikolojik teknik olarak değil. Bilginiz olsun. Bu arada az önce OKX'in balinası 500 bin dolar likit oldu, bilginiz olsun. Volatilite düştü, alım satımlar yavaşladı. Onu söyleyeyim, pek bir hareketlilik yok gene. Birader hani beklediğim kadar sert bir hareket gelmedi açıkçası piyasaya. Doğru söyleyeyim hani pek bir düşüş görmedik. Pek bir likidasyon da yok şimdi baktığımız zaman.
ve öyle bir ahım şahım bir likidasyon da gerçekleşmedi. Son 1 saatteki verileri baz alacaksak $600 milyon bir likidasyon var. 600 milyon dolar. $540 milyon bir long tasfiye ettiler. $58 milyon da short tasfiye ettiler. En büyük emir, yani tek seferde en büyük likidasyon şeyde gerçekleşti arkadaşlar. Binance'da gerçekleşti. $8.9 milyon bir likidasyon var tek bir balinada. Bilginiz olsun. Toplamda bugün 226 bin ayrı trader'da likettiler. Bunu da söyleyeyim. Bugün 226 bin farklı trader likidasyona uğramış oldu. Evet. Sekiz saat içinde İran'ın İHA'lar İsrail'e gidiyormuş. Öyle bir haberi var demiş. Lan zaten İran saldırdı bile. Gidiyormuş değil, gitti yani, saldırdı bile İran. MX'e linkini atarım kanka. Arkadaşlar, buradan kaydolup kaydıcı doğru işlemlerinizi MX'den tapmanızı tavsiye ediyorum. Tabii ki sadece işlemleri kul yapmak isteyenlere. Ya da yapmak istemeyen de kafasına göre istediği yerde yapsın. Altlar geri gelir mi? Gelir, daha güçlü gelir hatta. Bunu söyleyeyim beyler. Bu likidasyonlar altlara marjı likidite olarak ekleniyor. Arkadaşlar, bu likidasyonları borsalar cebe atmıyor. Bilmeyenlere söyleyeyim bunu. Bir sonraki likidasyonların bir sonraki yükselişlerin benzini olarak kullanıyorlar. Yani bilginiz olsun. Yani spot kullanıcısıysanız sizin için bu volatilite şeyleri güzel. Bu arada pek işleme giremedik. Bir işlem açabildik biz. Orada da $1,300 kar aldık, çekildik. Kaldı öyle. Piyasadaki volatilite çok düşük şu anda. Hani hareket yok yani. Ben her zaman şunu söylüyorum abi. Piyasa yatay gideceğine düşsün. Hani yükselmiyorsa düşsün kardeşim. Benim için düşmesi daha iyi. Ben volatil piyasayı severim. Ben daily trader'ım. Her zaman söylüyorum. Mesela dünkü yayında bak. Güzel bir hareket vardı. Düşüyordu, yükseliyordu. 15 dakikada falan 100.000 TL kar ettik değil mi? İki ayrı işlem açtık, tık tık. Vurduk 100.000 TL'mizi, çıktık. Aynı şekilde gene burada da öyle bir şey yapabilirdik yani. Ama hareket yok. Piyasa basur olmuş aman abi. Oturuyor yerinde. Yani be, baktığınız zaman bu tür durumlar benim sevmediğim piyasalar. Açık söyleyeyim. Ya sabit gideceğine düşsün. Benim için öyledir her zaman. Ama Solana diğerlerine nazaran çok daha sağlam duruyor. Niye? Ve hemen de toparlamış. XRP'yi merak ettim bir saniye. XRP nerede? Evet, XRP düşmüş, sonra bir daha düşmüş. Ulan XRP, sen coin misin lan? Neyse beyler, XRP almayın bu arada, her zaman söylüyorum. Böyle valla Doge tarafında iyi bir fırsat, iyi bir long pozisyonu yakalayabilirsek yani Allah'ın izniyle çok güzel bir kar elde etmemiz mümkün, onu söyleyeyim ben size. Yani neden olmasın değil mi? Aslında direkt yükseldi. Çok riskli. Ben şu an likit olmaya oynuyorum bak. Bitcoin hiç geri çekilmedi. Sadece toparlama aşamasında. Ben long açmak istiyorum ama. Nedenini şöyle söyleyeyim. Biraz düşerse şu Bitcoin direkt gireceğim. Affetmeyeceğim. Yazı tura atmaktan daha riskli ha şu an. Vallahi billahi. Ne yapayım? Gireyim mi sizce? Şu an yazı tura atmaktan daha riskli bir işlem açacağım. Gir derseniz. Size bıraktım. Full emir almıyor zaten. Beyler, bu işlemi açayım mı? Ne diyorsunuz? Size bıraktım. Erkeksen 20x long aç demiş. Ulan gerizekalı, ben 60x long açıyorum. Her gün. 300-400 bin TL. 70x. Daha önce 115x girdim. Yani senin erkekliğin o kadar mı yetti? O kadar mı küçük düşünüyorsun kardeş? Kardeş! Senin hayallerinin gidemediği yerlerde benim gerçeklerim var. Asla. Oğlum ya. Vallahi bu Türkiye'dekiler komedi ya. Böyle Kur'anca, valla bu Türkler komedi ha, Kur'anca yapsın. Kardeş, erkek aslan, dişi aslanı isteyince yavrusunu öldürürmüş. CZ'de Elon Musk'ı. Ulan ya. Neyse. Oğlum sen de düşüyorsan düşen bana koydun bu Doge'si. İşleme girelim. Beyler valla şaka bir yana, şimdi Doge İyidir, hoştur ama Bitcoin daha sağlam duruyor. Şuradan giremedik ki, ona üzüldüm. Bir $50 daha geri çekseydi çok iyi olurdu bizim için. AXS'teki mum'a baksana, hayvanın birisi %35 yükseltti. Onu market maker yapmıştır, öyle bir şey varsa biz de işleme girelim. Lan nerede %35 yükseltti ama, aynı duruyor işte. Dipten ne kadar yükselmiş? %10. Dipten %10 ama bayağı bir sert düşmüş. Bayağı bir sert düşmüş. Evet. Toparlatmışlar ama XS'i aynen. Hızlı bir şekilde toplamış ve bir daha toparlar bu.
Muhtemelen bu alımı market maker yapıyor, onu söyleyeyim sana. Şahıs değil. Geri çekilen biraz daha Bitcoin. Risk alacağım, gireceğim. 200x giriyorum. 200x gireceğim. Beyler yemi bak, saniyede likit olabilirim bak. Bir saniye testte likit olabilirim. Gireceğim lan sizin için limit piyasadan gireceğim. Direkt lik olmaması için limit piyasadan gireceğim. 335'ten gir amına koyayım. 62.335'e emir atıyorum. Kaç dolarlık diye soruyor. Beyler bunun paramızın biraz da margin eklemek istiyorum. Lan geri çekil, geri çekil lütfen, geri çekil. Geri çekil. Hadi yapma bunu Bitcoin, yapma bunu Bitcoin, geri çekil. Ama Bitcoin niye bizi almadan yükseliyor? Ama bizi niye almadan yükseliyor? Ben 200x girecektim ha. Abi keşke daha konuşmak yerine tıklasaydım. Neyse dur. Beyler 200x gireceğim. Arkadaşlar 200x et, vallahi gireceğim bu işleme. Risk aldım. Evet çok büyük bir risk. Kumar mı oynuyorsun hocam? Evet kumar oynuyorum. Beyler resmen şu an yazı turu attı ve umarım bastığımız gelir. Emrimi iptal etme. Emrimi iptal etme. Ulan beni çıldırtma borsa. Emrimi iptal etme, gireceğim bu işleme. Beyler borsa bizi korumaya almak için emrimizi iptal ediyor. Ama ben o işleme gireceğim. Girdim. Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüksel lütfen. Komutanım yüksel. Yapma. Yapma. Belirlik olacağız. Oha. Oha. 200x işlemdeyiz. Ne olacak göreceğiz. Yüksel lütfen yüksel. Lan yüksel. Soy. Oha. Beyler. Aha hayır. Lik olacağız. Gelme. Böyle çok büyük bir risk aldık. 200x 10.000 dolar bastım. 11.000 dolar bastım 200x'e. Yapma. Yapma oha yapma. Bunu yapma. Lütfen. Lütfen dur. Böyle kâra geç. 200x canlı yayın. 200x 350.000 TL long açtım. Bitcoin'e. Beyler çok kötü gidiyoruz şu an. Umarım bir kere de yükselir Bitcoin'e. Canlı yayındayız. Dua edin. Koşu gel. Beyler yapma bunu. Yapma Bitcoin. Beyler bu bir hani kumarın da kumarı. Açık söyleyeyim şunu bak. Bu riskinin riski, anladın mı? Böyle bir şey yok yani. Hani Rus ruleti değil bu. Altın mesela, normalde 6 yer var ya. Bir tane kurşun var orada. Biz 5 kurşun koyduk kafamıza sıkmaya çalışıyoruz şu anda. 5 kurşunlu, tamam mı? Bu Türk ruleti deniyor buna. 5 kurşun var. Ya bir tanesi boş geçecek, kar ettirecek. 6'da 5 ihtimalle lik olacağız şu an. Zaten likit margin oranımız %30. Oha yani üstte, evet bayağı yüksek bir likidasyon oranımız var. Yapma CZ. Beyler 200x 10.000 dolar dediğim gibi, bunu tabii ki deliler bile böyle bir işlem açmaz. Ama ben delilerin delisiyim. Onu da söyleyeyim. Ben delilerin de delisiyim. Bakacağız beyler bayanlar. Buradaki portföyümüz ne durumda? Burada kaç para var? Burada 25.694.000 en son varmış. 690.000'e düştü. Tamam. 25.690.000 var. Beyler. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Beyler. Ya tam istediğim seviyeye gelmediği için yukarıdan girdim. Ona sinirlendim. Dediğim gibi normalde tam istediğim seviyeden girseydim karla kapanıyordu zaten. Ama bekleyeceğim. Sizlerle birlikte beyler bu işlemi bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Şu anda kar mı zarar mı göreceğiz. Bana sormak istediklerinizi sorun arkadaşlar. İşlemimiz 2200 dolar zarar, 2300 dolar, 2400 dolar zarardayız beyler. Göreceğiz ne olacağını. Açtık işlemimizi. Hayırlısı, dönecek mi sizce? Salavat zinciri haydi. Aynen. Beyler sizlerden bir ricam var. Hepiniz yayınıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Arkadaşlar burada sizler için yayındayım. Benim YouTube'dan herhangi bir gelirim yok. Reklamlarım kapalı, katıl butonum kapalı, süper chat'im kapalı. Hiçbir şekilde para kazanmıyorum YouTube'dan. Tamamen Allah rızası için, bir şeyler anlatmak için buradayım. İnsanları bilgilendirmek için buradayım. Ve biraz da sitelerle zaman geçirmek de hoşuma gidiyor açıkçası. Sizlerden bir ricam var. Lütfen yayını beğenmeniz. Beğenmek ücretsiz. Bana bir para gelmiyor. Sizin cebinizden bir para çıkmıyor. Beğenmiyorsanız da tabii ki siz bilirsiniz ama ya vicdanınıza bıraktım. Gece 12 burada sizler için yayındayım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kendi kendime bu işlemlere girebilirdim. Ya da aslında ben bu işlemi kendim tek başıma olsam girmezdim. Şimdi bu riske girmezdim açık söyleyeyim. Niye? 350 milyar güzel para. Yani gidip karı kıza yerdim paramı. Bir gün güzel bir hayat geçirebilirdim 350 bin lirayla. Bir günlük eğlence param 350 bin lira açık söyleyeyim. Değil mi? Moderatörlerimi toplayıp tur atabilirdik aslında. Partiye gidebilirsiniz. Yani ama işte sizlerle harcadım, böyle düşünün. Ve eserden ricam da yayını beğenmek ücretsiz. Yani tam size kalmış beğenip beğenmemek. Daha fazla etkileşim olması için istiyorum beğenmenizi. Geri size kalmış. Beyler şu anda 2000 dolar zarardayız. Evet 200x'i bu işlem. Yanlış olmaz arkadaşlar. 200x. Bu işlem.
Dedim ki beyler bu işlemi bırakın, Türkiye'de dünyada girecek bir adam yok. 200x'e 350 bin TL basacak dünyada adam yok. Türkiye'de zaten fenomenleri toplam böyle portföyü 400-500 bin TL. Bilginiz olsun, o Twitter'da falan takip ettiğiniz fenomenlerin pek fazla parası yok. Bilginiz olsun. Onların geçim kaynağı sizlersiniz. Sizin üzerinizden reklam kazanıyorlar. Valla böyle buradaki portföyümüz yani biraz rikis bir portföyü. Oradan bastım gitti. Bakalım 3000 dolar zarardayız. 3500 dolar zarardayız. Ama yapma bunu. Yapma bunu. Yapma. 4000 dolar zarardayız. Beyler 5000 dolara gidiyor zararımız. At yarışı gibi abla. 4500 dolar zarardayız. 5000 dolar zararı görür müyüz? 5000 dolar zarardayız. 5300, 5500. Haydi oğlum. 5500. 5500 dolar zarardayız arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Evet. Ne diyorsunuz beyler? Dönecek mi, sikecekler mi bizi? 4500 dolar zarardayız. 4800 dolar zarardayız. Oo beyler. Ne diyorsunuz beyler? Sikecekler mi, kazanacak mıyız? 6000 dolar zarardayız. Evet, 6000 dolar beyler geldi likidasyon bölgemize. Muhtemelen bizim likidasyonumuzu alıp öyle gidecekler. Çünkü 200x işlem büyüklüğü şu anda ne kadar biliyor musunuz? 600 bin dolar benim işlem büyüklüğüm. Yani bunu 10 bin dolar gibi düşünmeyin. Çünkü 200x girdiğimiz için 609 bin dolarlık bir işlem büyüklüğümüz var burada. Toplam marjinle birlikte 1 milyon dolara buluyor. Tam marjini saymayın ama siz. İşlem büyüklüğü 600 bin dolar şu anda. 7000 dolar zarardayız arkadaşlar. 7500 dolar zarardayız. 7600 dolar. Beyler canlı yayında çok actionlı geçiyor yemin ederim. Evet bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. 8000 dolara gidecek zararımız, öyle duruyor beyler. Likit olabiliriz. Oha 7000 dolar, 7300 dolar. 7500. 7500. Beyler gemi güzel. Güzel güzel. Hocam işlemi küçültür müsün? Nasıl yani? Hayır ya beyler devam edeceğiz bu işlemi. Ya beyler zaten 200x burada kumar attık, anladın mı? Yazı tura attık yani şu an. Evet geliyor. Evet. Evet bir evet evet. Beyler. Evet o muhteşem mesaj geldi. O muhteşem mail geldi. O herkesin gözlerinin aradığı mail geldi arkadaşlar. Yaklaşık 7 ay pardon yaklaşık 4,5 ay sonra canlı yayında bir likidasyonumuz 200x'te bokunu çıkardığımız için gerçekleşti. 350 bin TL'ye tasfiye olduk. Hayırlı olsun. Geçmiş olsun Türkiye'm. Evet. Evet beyler, toplam canlı yayınlarımda 1,5 sene içerisindeki 4. likidasyon. Bunu aslında şimdi saymak da adil değil. Dediğim gibi 200x bastık işlemimizi. Bunu likidasyon saymak adil değil ama yine de bunu da sayacağız tabii ki biz lig olduk diye. Dedim beyler hani siz istediniz, ben girdim. Risk benden, sıkıntı yok. Canınız sağ olsun. O yüzden no problemo. Beyler devam. Evet şimdi beyler o zaman beyler sakin olun. Sakin. Sakin sakin. Bir top daha giriyoruz. Beyler bir top daha girelim mi beyler, ne diyorsunuz? Hadi yeni işlem. Beyler yeni işlem gelsin mi? O zaman 25 milyona long açılır mı, ne diyorsunuz? 25 milyona. Beyler 25 milyona long açılır mı, ne diyorsunuz? Oha amına koyayım, 25 milyona long girsem. Beyler 12 dersek bana koyar 25 milyon. Üzülürüm. Acayip 25 milyona ben de üzülürüm. O yüzden hadi 300-400 bin tane sikimizde değil tabii. Bundan problem yok ama beyler 12 dersek var ya ben de üzülürüm Allah çarpsın. Sıkıt. Şimdi onu söyleyeyim, yanına gerek yok. Ya yani 10 mi pardon 5 milyon TL üzeri likidasyonlar beni üzer. 200x girme. Girerse yine 200 gireceğim. Diyor çok lezzetli, girebiliriz diyor. Çok lezzetli, bir daha gir. Bak amına koydum. Çekil 7 milyon lig olmuş adam. Beyler arkadaşlar şöyle söyleyeyim, ben canlı yayında 10 milyon TL'de lig oldum. Ha, güldük geçtik, sıkıntı yok, rahat olun. Ya şöyle söyleyeyim, hani portföy büyüklüğüne göre baktığınız zaman yani 10 bin dolar çere burada kazandığımız paraydı, açık söyleyeyim. Yani yayınlarda kazandığımızı bastık işte. 3 günde kazandık herhalde. 3 günde kazandığımızı öyle verdik ki yayında yine böyle 70x, 100x, 150x işlemlere giriyorum hep. Onlardan birisiydi yani, pek de kasacak bir şey yok. Beyler rahat olun, relax olun. Ama şuradaki spot cüzdandan dediğim gibi Bitcoin bozup işleme giresim var, açık söyleyeyim ya. 2 Bitcoin atasım var vallahi longa. Yani çok da bir şey değil abi. 120 bin dolar atabiliriz yani. Aman işte beyler tam döneceği yeri hani destek testi yaptırmıyorlar. O sıkıntı. Ya direkt olarak fitil attırıyor, anladınız mı? Mesela bir destek testi yapıp kendisi gösterse bana Bitcoin. Ben buraya şimdi böyle milyonu da basarım, rahat olun yani. Volatilmiş.
X'im yüksek mi? Sikim de değil biliyorsunuz beni. Kazanacağımı bilerek giriyorum ben zaten böyle işlemler. 200X işlem öyle kimsenin götü yemez. Dediğim gibi dünya adamlar 100 dolar basmıyorlar 200X'e. Biz çılgınız arkadaşlar. Böyle bilirsiniz. Canlı yayın nerede? Nerede olabilir sence? YouTube'da mı? Böyle şu an YouTube'da izliyorsunuz zaten. Şaka mısınız ama? Evet. İnşallah kar edersin abilerden. Beyler inşallah diyelim de. Abi sen delilerin delisi. Evet delilerin delisiyiz biraz sıkıntı yok. Evet bir tane salak da demiş ki bu adam demo hesap açmış. Ya senin kafanı sikim şu an bu demo mu görmüyor musun? Likidasyon geçmişinden bakabilirsin burada. İşlem geçmişi nerede amına koyayım? Al pozisyon geçmişi burada geri zekalı. Al dalayarak bak ne yazıyor. Pozisyon geçmişi buyur. İşlem burada. Açtığımız long, açtığımız likidasyon gözüküyor. Kör değilsen görüyorsundur zaten. Bak likidite edildi görüyor musun? Buyur. Diğerleri de hepsi kardı işte sizin aldığımız 1000 dolar, 1100 dolar, 1500 dolar, 1000 dolar. Bu da 80 centlik, 0.08 centlik bir zarar var. O nereden geldi bilmiyorum. Muhtemelen ilk emiri iptal ettiğimiz yayın. Evet o. Burada yazıyor arkadaşlar zaten. Beyler şimdi dediğim gibi her fakirler kendisi gibi sanıyor herkes. Herkesin gibi değil beyler. Şimdi burada bu işlemin, bu piyasada bu paraları kazanan adamlara bu paralar büyük paralar değil. Gidiyoruz tabii ki biz böyle işlemlere. Demoda gözükmüyor mu? Gözükmüyor ya. Aptal insan. Aptal gerizekalı kardeşim. Bak demo işlemler burası. Dalayarak gerizekalı. Ya beyler ne kadar salaksınız ya. Yayında 2100 kişiyiz. Yani kimse görmüyor. Bir sen mi görüyorsun demo olduğunu? Gerizekalı. Sence demo mu? Abi ne kadar... Ya oğlum Türkiye'deki insanlar niye IQ'su bu kadar? Çünkü niye bu kadar salaksınız ya? Niye bu kadar salaksınız ya? Ve bu kadar salak olup niye kendinizi bu kadar zeki sanıyorsunuz? Onu anlamıyorum sadece. Yani ben bu kadar salak olsam utancımdan konuşmazdım ya. Valla. Hani salak olup kendini zeki sanmaları komik anladınız mı arkadaşlar? Yapacak bir şey yok beyler. IQ ortalaması belli Türkiye'nin ne diyeyim. Burada 25.400.000 TL paramız var. Onu da yapacak bir şey yok. Abi bana da 10.000 dolar at demiş. Ya bir sekte lan. Ya gitti para alıyorum niye? Niye takıyorum böyle malları? Hayır sadece bilsinler eşek olduklarını sadece. 2000 kişi canlı yayında izliyor. Sence bir sen mi fark ettin? Abi ne oldu demiş. Uf olduk. İnternet çökmüş Urfa'da. Nasıl yani? BNB açmıyor mu? Ya ben BNB long açmam ya. CZ ATS'ye tecavüz etmeye kalkar mı? CZ ile ATS'nin ne alakası var? Beyler çok düşen bir coin gördünüz mü? Hani böyle abi absürt düştü dediğiniz bir coin varsa ona bakayım mı? Absürt düştü dediğiniz bir coin varsa ona bakayım arkadaşlar. Absürt düştü dediğiniz bir coin varsa arkadaşlar bakayım. Pepe'yi gördüm. Avax'ı da gördüm. ARKM diyorlar. TRB absürt düştü diyorlar. TRB kumarhane amına koyayım. Ve TRB bizim mekanımız ya. Ya o TRB var ya. Oha TRB ne olmuş lan harbiden. Oğlum. Özgür sana ne olmuş Özgür? Özgür sana ne olmuş baba? Özgür sana ne olmuş böyle baba? Beyler bir işleme daha gire. TRB'ye baksana oğlum oha amına. Düşsene mesela buradan longladığını. Oha amına koyayım düşman başını. Düşsene buradan benim gibi bir tane deli çıkıyor. 50x short açıyor şey long açıyor. Amına koyayım ne kadar margin eklersin ki buraya ekleye. Oğlum o kadar parayı nereden bulacaksın amına koyayım? Değil mi? Kaç milyon dolar ekleyeceksin? Sen ne zamandır bu piyasaya? Sen 2017'de girdin beyler bu piyasaya. İlk girdiğimde maddi durum hiç yoktu. Twitter'dan bir kişi bana 5000 lira para vermişti. Normalde 10.000 lira verecekti. 5000 verdi. Sözünü tutmadı adam. Öyle söyleyeyim. Ben o parayı çevirdim. Allah yardım etti. Ya 3000 lira yatırdım kripto para piyasasına. 2000 lirasına kendime o zaman için pasta falan almıştım. Ayakkabı almıştım. Tişört almıştım. Garibandım. Çok garibandım o zaman da. Maddi durumumuz çok kötüydü. O 3000 lirayı işte öyle birleştire birleştire bugünlere geldik Allah'a şükür. 2017'den beri buradayım. Burada dur. Aman aklım. Sadece takipçilerim az. Evet. Biz gerekeni yaptık. Devam ki. Devam ki. Pompa ki. Çattık ki. Beden. Şu anda Bitcoin... Aslında çok da sert düşmüyor ya. Baktığınız zaman piyasa sabit aman akıyım. 61.500'de kaldık yani anladınız mı? Hani korkacak bir şey yok. Çekinecek bir şey yok. Özellikle spottaki mallarımız için. Hani zaten kaldıraç açmayın bugünlerde. Bakmayın ben öyle 200x'sin için. Eğlenin diye 350.000'i bastık 200x'e. Normalde öyle bir para basılır mı aman akıyım? Değil mi? 350x. Hesapladığınız zaman
Para 30-60 milyon TL ediyor neredeyse. 200 çarpı 350 yapın 70 milyon TL ediyor hatta. 70 milyon TL'lik bir büyüklüğü vardı o işlemin. Yani ben hani dediğim gibi bir sıkıntı yok. Spot'taki ürünlerimizden yana çekingem yok benim. Çünkü pek de bir düşüş olmadı. Ben bu savaşın fazla da uzayacağını düşünmüyorum dediğim gibi. Amerika gelir iki tarafında kulağını çeker. Anladınız mı? Ona buna siktir ederler. Muhabbet biter ben size diyeyim. İran diye coin çıkarmışlar. Oha amına koyayım. İran Binance genel merkezini vurunca anca bu kadar olurdu demiş. Ali İbrahim abi. Abi ne diyorsun amına koyayım. Vallahi billahi. Mayıs ayı sarıldı. Böyle komik şeyler var. Ne oluyor ya? Savaş mı çıktı? İflas ettik demiş. Evet savaş çıktı. Yapacak bir şey yok. Beyler. Abi aldığın coinlerde zaten hayır yok ki amına koyayım. XRP takip ediyorsun. Ya seni zarar etmen normal abi amına koyayım. İran İsrail'e saldırısı sonrası kripto para piyasası sondurmuyor. Pek de bir şey yok beyler. Piyasa normal. Baktığınız zaman. Beyler Twitter'dan devam edelim ses sohbetimize. Yayınımıza Twitter'dan devam edelim. Şimdi Twitter'da yayın açıyorum. Space odası açıyorum. Gelin arkadaşlar Twitter'da devam. Evet. Twitter'dan Space odası açacağım. Şimdi açıyorum hatta. Twitter'da devam edelim. Beyler bu arada YouTube'da yayını beğenmeyi unutmayın. Bilginiz olsun. Sizler de ayrıca kanalıma abone olacaksanız arkadaşlar. Lütfen bildirim zilini açın çünkü YouTube benim bildirimlerimi size atmayacaktır. Bilginiz olsun. Şu anda Twitter'da Space odasında yayındayım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yayın başlığını ayarlayayım. Bağlanmadı daha. Hala bağlanmasını bekliyorum. Neden bağlanmadığını anlamadım. Abi Twitter'da mı çöktü amına koyayım? Ne yaptı? Elon Musk ne oluyor amına koyayım? Beyler Twitter'da çöktü muhtemelen. Eğer açamazsam buradan devam edeceğim. Bir saniye bir daha sonlandırdım ve tekrar açacağım. Şimdi Space odamı. Bitcoin, İran, İsrail savaşı. Evet arkadaşlar ben direkt Space odasını başlat dedim. Bakalım bu sefer bağlanacak mı? Abi bendeki bu internete de bağlanmıyorsa 1000 megabit internet var bizde amına koyayım. Oha yani anladınız mı? Valla beyler bakalım Space odasından yayından devam edeceğim. Space'de açılırsa şu an açılmadı. Hala açılmıyor. Hala da açılmıyor. Buradan devam edeceğiz. Beyler buradan devam edeceğiz muhtemelen. Ol böyle gözüküyor. iPhone'u versene benim. Bir de iPhone'dan değil. Ay gerçi iPhone'da Twitter'a giriş yapmıyor. Okey okey. Beyler iPhone'dan Twitter'a giremiyoruz. Zaten. İstesem de oradan açamam. Mecbur buradan açacağım. Bir kendi internetim üzerinden deneyeyim. Muhtemelen Twitter'da çok büyük yoğunluk olduğu için öyle. Bitcoin ve İran İsrail savaşı. Abi İsrail şımardı ama şimdi. İran geç bile kaldı savaşta. Beyler açtım ama yine odaya bağlandı. Tamam beyler arkadaşlar gelin. Şu anda Twitter'da Space'de canlı yayındayız. Twitter Space'den devam edeceğim arkadaşlar. Telegram'da çöktü fark ettim. Şu anda yayın açık. İran İsrail savaşı olarak açtım. Kripto paralarda. Canlı analizlerimizi oradan yapalım. Sorularınızı oradan alayım. Sesli sohbet de edelim. Toplanın arkadaşlar gelin oraya. Hızlıca hepinizi bekliyorum. YouTube'daki yayını birazdan kapatacağım. YouTube'daki yayın kapanmadan önce sizlerden ricam. Beyler lütfen YouTube'daki yayını beğenip öyle geçin. Ve beyler bir çekiliş falan filan Inter Milan'da yapabiliriz yani. İsterseniz. Bilginiz olsun. Bekliyorum arkadaşlar hepinizi. Allah'ın izniyle. Twitter'da şu anda Space odamızı başlattık. Ve evet maşallah katılımlar hemen başladı. Anında deli dolu geliyorsunuz beyler bayanlar. Şu anda arkadaşlar bizim buradaki toplanma amacımız tabii ki de kripto paralar ve İran-İsrail savaşı. Allah'ın izniyle arkadaşlar buradaki savaşı son durumunu size aktaracağım. Ve canlı bir scalp işlem daha yapabiliriz. Twitter Space'deyken 1 milyonluk bir long pozisyonu deneyelim mi? Ne diyorsunuz? Böyle YouTube'daki de nazaran daha büyük olsun en azından. Buraya çünkü topladım sizi. Oradan buraya transfer ettim. Burada en azından daha yüksek bir işlem açalım. Arkadaşlar bu arada sohbet açacağım. Sizlere ses sohbet yani söz hakkı vereceğim. Bilginiz olsun. Sorularınızı sağ alttaki yorum işaretine tıklayıp beyler lütfen onu beğenip sorularınızı yazın. Denizciğim aleykümselam. Hoş geldin. Arkadaşlar sorularınızı oradan bana yazabilirsiniz. Görencim hoş geldin. Semracım hoş geldin. Evet. Bedrettincim aleykümselam. Kerimcim aleykümselam. Fıratcım aleykümselam. Ünsalcım hoş geldin. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sorularınızı lütfen orada sorun arkadaşlar. Likulik bana demiş. Allah seni kahretsin. Beyler YouTube'daki Space yayınımız sonlanıyor. Twitter'dan devam ediyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi hepiniz zaten Twitter'dan lütfen Twitter'a gelelim arkadaşlar. Twitter linkimi de YouTube'un açıklama kısmına bıraktım. Son 1 dakika oraya kapatacağım. Tam gece 12 oldu. Hala 1200 kişi bizi YouTube'dan izliyor arkadaşlar. Lütfen hepiniz buraya gelelim.
Evet, oradaki 2500 kişilik yayını dağıtıp buraya geçtik. İyi de oldu. Şimdi arkadaşlar, burada bizim yani bugün bakmamız gereken çok önemli doneler, veriler var elimizde. Baktığımız zaman böyle Bitcoin çok sert aslında düşmedi. Bu bizim için olumlu bir işaret. Ya en azından sağlam durduğumuzu gösteriyor. Burada söyleyeyim yani piyasa en azından sağlam şekilde durmaya devam ediyor arkadaşlar. Baktığınız zaman pek de bir likidasyon da gerçekleşmedi. Yani bu denli büyük bir harekette, bu denli büyük bir habere karşın insanların çok fazla likidite olması gerekiyordu. Çok fazla likidasyon olması gerekiyordu. Ama baktığımız zaman son 1 saatteki likidasyon şu anda 500 milyon son 4 saatteki. Yani aksiyon başladığından beri gerçekleşen likidasyon 718 milyon dolar civarında. Pek de bir şey değil açıkçası. Özellikle kripto para piyasasında diğer likidasyonlarla kıyasladığı